Merhaba. Bu bölüm Ahmet Uluçay'ın yönettiği Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmini ele alacağız. Her zaman olduğu gibi bize Yiğit konusunu özetleyecek. Gerçi aslında çok uzun bir konusu yok ama bakalım Yiğit bize ne kadar uzun anlatabilecek merak ediyorum. Yok aslında Yiğit. Uzun anlatmayacağım Emre. Hatta beni de şaşırtıyor yani bu kadar kısa özetlenebilecek bir film olması. Kütahya'da bir köyde yaşayan Mehmet ve Recep isimli iki gencin sinemaya tutkularını anlatıyor bu film aslında. Yani muhtemelen 70'lerin başında 60'ların sonunda geçiyor. Köydeki imkansızlıklarda sinema tutkularıyla kendi sinema makinelerini yapmaya çalışıyorlar. Hayallerinde rejisör olmak var. Bu hayaller çerçevesinde yaşadıklarını biz de takip ediyoruz diyeyim. Başlıyoruz hadi. Ya gel ben bak elimi tersen dört tane çıkarım size. Bir daha görmeyeyim sizi burada. Sen git sağlam bir iş bul. Böyle tahtayla tokatla olmaz bu sinema iş. Siktir. Sen zaten benim hep kısa özet yapmamı istersin. Ben de inatla uzatırım. Ama bu sefer istesem de daha fazla uzatamayacağım. Çünkü film aslında konusundan ziyade mizanseni ve atmosferiyle ön plana çıkan bir film bence. O yüzden hikayesi tarafından insanlara cezbedilmeyecektir. Yani o bazı sekansları göreceklerdir, bazı oyunculuk performanslarını göreceklerdir ve gerçekten benim gibi senelerce seyretmeyi bir köşeye attılarsa ilk 5 dakikada tavlanıp ekran başına iyicene yerleşeceklerdi diye tahmin ediyorum. Anadolu Ajansı'nda muhabirdim ben Bursa Bölge Müdürlüğü'nde ve Kütahya'da bize bağlıydı. Kütahya ufak bir il. Tavşanlı'da bu ufak ilin ufak bir ilçesi. Ahmet Uluçay'ın haberleri gelmeye başladı Tavşanlı'da. Hatta oradaki muhabirde anlayayım. Selma Kocabaş hatta filmin teşekkür listesinde de ismi yer alıyor. O bize bu adamın haberlerini göndermeye başladı işte kısa film çekmesiyle ilgili, kısa filmlerde ödül almasıyla ilgili. Genelde bu tarz küçük yerlerde, her yerde değil ama küçük ilçelerde özellikle bu tarz kültürel etkinlikler, kültürel başarılar gerçekten önemlidir. Benim ilgim daha kısa film çektiği zamanlarda başladı işin açıkçası. Sonra film çekme aşaması oldu, bunu da haberleştirildi. Ben de hep bölgeye de giderdik haberler için. Ama bir şekilde bu adamla tanışma fırsatı bulamadım. Filmi sinemada izlemek istedim ve izledim. Çok hoşuma gitmişti gerçekten izlediğim zaman. Şey değil, yani bir başyapıt falan demiyorum. Ama sanatsal olarak tutarlılığı olan güzel bir film olarak gelmişti. Ben bu kadar etkilendim. Böyle de bir altyapısı var bende sonuçta. Böyle bir background'a sahip. O yüzden etkilenme düzeyimde farklı olabilir. Seni nasıl etkiledi mi? Sen nereye koyuyorsun filmi? Hangi özellikleriyle ön plana çıktı senin için? O sırada açıkçası ben bu filmin afişlerini gördüğümde hiç anlattığın profilde bir yönetmenin eseri olduğunu düşünmemiştim. Yani tamamen sanat camiasından avantgard bir şeyler yapmak isteyen bir adamın filmi diye düşünmüştüm. Tabii o yaşlarda avantgard falan diye okumuyorsun ama hiç o arka planın rengini vermiyordu filmin genel olarak promosyon dönemi. O sırada da açıkçası bu tip filmlere karşı büyük bir merakım olmadığından filmi seyretmemiştim. Ve açıkçası bu yaşta seyrettiğime memnunum. Çünkü daha evvelden seyretsem muhtemelen kıymetini bilemezdim.
Yani seyrettiğimde açıkçası filmin naifliği çok hoşuma gitti. Otobiyografik damarını çok hissettiriyor. Ama otobiyografik taraftan yansıttığı duyguları hiç ajitatif bir şekilde vermiyor. Hiç gereksiz dramaya vurmuyor. Belli umutlar çerçevesinde dönen köy yaşamından sekanslar sunuyor. Ve bu sekansların hepsini bütünlüklü bir şekilde dikip güzel bir hikaye kapsamında sergiliyor. Bunların hepsi yani seyrettiğimde etkiledi. Özellikle Ahmet Uluçay'ın kimliğini biraz daha araştırdığımda, öğrendiğimde daha da etkilendim. Yani 40 yaşında sinema yapmaya başlamış. 49'unda falan olması gerekiyor işte. Bu uzun metraj filmini yapmış. Sonra zaten birkaç sene sonra da beyin tümörü kaynaklı bir rahatsızlıktan vefat etmiş bir yönetmenden bahsediyoruz ve neredeyse hiç eğitim almamış. İlkokuldan sonra yani hamallık yapmış, tavukçuluk yapmış, belki filmdeki karpuzculuk hikayesi de otobiyografiktir diye tahmin ediyorum. Yani böyle bir süreçten bu kadar berrak, temiz bir şekilde derdini anlatan bir iş resmetmesi beni çok etkiledi. Çok beğendim. Çok da şaşırdım. Yani gerçekten bu kadar temiz bir şekilde pek çok şeyi aktarma başarısı beni şaşırttı. Bu filmi Türk sinemasındaki herhangi bir örneğinden ziyade İtalyan filmi olması gerekiyor. Sinema Paradiso'ya benzetiyorum. Ki ikisi de hikaye olarak birbirine benzer yapıda işler. Sinema Paradiso'yu da bize lisede edebiyat hocamız seyrettirmişti. Sinema filmleri de falan haşır neşir olarak ama tabii orada makinistle de bir arkadaşlık kurarak bir böyle büyüme hikayesi sunuluyordu ekranda. Bu filmi de aslında çok benzettim ona ve Ahmet Uluçay'ın da yani o Sinema Paradiso'yu da bir şekilde seyretmiş olduğuna eminim. Ama burada daha mesela bize özgü şeyleri gördüğüme inanıyorum. Yani köy yaşamındaki bazı mimikler, jestler, sertlikler, hikayenin aslında o kadar da Sinema Paradiso'daki kadar o kadar mutlu sona erişmemesi, mutsuz bir son da olmuyor ama havada kalan bir böyle melankolik bir yapısı var. Bunların hepsinin dengesi benim çok hoşuma gitti ve biraz daha böyle oyunculukların doğallığından ötürü biraz belgesel mi seyrediyorum acaba falan dedim pek çok noktada. O yüzden pek çok benzerlik kurabileceğim yerde örnek aklıma gelmiyor. Yani bizim yerli işlerimizde benim her zaman yaptığım eleştiri bir noktadan sonra sakız gibi uzatmak belli şeyleri, belli duyguları da sakız gibi uzatmak ve biraz melodramda kaybolma durumu. Bu filmi yerli sinema için bayağı özgün bir naiflikte buldum diye. Dondurmam Gaymak filmine benzetebiliriz. Amatör oyuncuları kullanması açısından. Ama onun arasında şöyle bir fark var bence. Onda bir şekilde biraz tiyatral bir filmdi açıkçası Dondurmam Gaymak. Ama bu film bir sinema eseri. Öyle bir fark var. Yani oradaki amatörlükler çok göze çarpıyordu ama bu adamın filmde hiç öyle olmadı. Bir de bu adamın geçmişiyle ilgili sen bilgi verdin. Ben de bir iki şey ekleyeyim ona veya kendi penceremden söyleyeyim. Bu adamın gözleri iyi görmüyor. Gözleri iyi görmeyen adam işte yaşadığı beldeden ilçeye kadar bir kooperatif var. Taşıma kooperatifi. Yani otobüs muavini yapıyor ilk başta. Baş şoför, asıl şoför emekli olunca buna veriyor direksiyonu. Ve adam şoförlükten emekli oluyor. Gözleri doğrusu görmediği halde. Ondan sonra emeklilik ikramiyesi işte emekli olduktan sonra eline geçen parayla da tavukçuluk yapmaya çalışıyor. Tavukların hepsi de öldükten sonra zaten çocukluktan gelen dediğin gibi bu karpuz kabuğundan gemiler yapmak filmindeki bir nevi kendi çocukluk hikayesinden ilhamla yapılmış bir şey film. Ve artık o hayallerini gerçekleştirmeye karar veriyor. Zaten kısa filmler çekiyor. Bir şekilde destekleniyor. Çektiği kısa filmleri de izlemenizi isterim. Çok çok iyi filmler, çok farklı filmler. Ve dikkat de çekiyor sinema camiasında. Ödül de alıyor ve bir şekilde destekleniyor. Yine Ezel Akın'ın yapım şirketi mesela destek oluyor bu filmin çekilmesine. Zaten Mustafa Preşeva da şey yapıyor, kurguluyor. Şöyle bir şey var yani Mustafa Preşeva'nın da anlattıkları da sonradan izledim işte bu program hazırlanmadan önce. Ahmet Uluçay'la söyledikleri de benim düşündüklerimi teyit ediyor bence. Ya hayatta bazı insanlarla karşılaşırız. İşte müzisyen olsun, ressam olsun, kelimelerle ifade edilmeyen daha çok görsel veya işitsel sanatlarla ilgili
insanlar olsun, yetenekli insanlar olsun. Ya bazılarıyla şey yapamazsınız, ya şaşırırsınız. Bu adam hiçbir şekilde iki lafın belini kıramıyor. Bu resimleri nasıl çıkarıyor? Bu müziği nasıl yapıyor? Yani tırnak içinde cahil olarak görürsünüz mesela. Ama o konuda aşırı bir yeteneği vardır. Bazı insanlar böyle gerçekten. Yani o kadar büyük bir yetenek var ki ve bu bir şekilde de çıkıyor bu yetenek. Bu adam da bir de çok zor bir sanat formunda. Sinemada çıkıyor. Çok, o zaman çok maliyetliydi. Yani filmlerin pelikule çekildiği zamanlardan bahsediyoruz. Çok maliyetli zamanlar film çekmek. Böyle dijital kameralar, yüksek çözüm kameralar yok. Bir adam film hastası zaten. Filmi seviyor. Bir nesne olarak da filmi seviyor. Film makarasını seviyor. Ve adam bir şekilde yeteneğini çıkarabilmiş ve Mustafa Preşava da şey söylüyor, yani bu kurgu yaparken de yanında durmuş. Ya yorumlaması için şey diyor Ahmet Uluçay'ın bazı sahnelerdeki çekimlerini, yorumunu falan görünce Pasolini'ye falan benzetiyor mesela. Ünlü yönetmenlere benzetiyor bakış açısını. Çok şey bir adam yani, ama yani hakkındaki belgeselleri de izlerseniz o zaten genelde hasta halinde çekilmiş şeyler, görüntüler. Pazardaki bir limoncudan farkı yok işin açıkçası veya kahvede takılan. Bir de şöyle bir durum var, böyle insanlar ilginç insanlardır yani. O da hep çevresinde ilginç insan olarak tanımlanmış. İşte okuduğu kitaplardan örnekler veriyormuş, şiirler yazıyormuş. Her zaman için ilginç olarak tanımlanmış ve saygı görmüş. Ama çok maddi zorluk da çekiyor. İşte bu iflas etmesi, tavukçuluk işinden dolayı iflas etmesi. Ve eşi de çok fazla destek olmuş bu süreçte. Yani bu şey falan ondan biraz edinmiştim. Bu bütün bu süreçte, yani çok daha önce okuduklarımdan. Bu maddi açıdan hiç iyi durumda değil. Yani az çalarsan hırsız olursun, çok çalarsan bey olursun lafını büyük ihtimalle Ahmet Uluçay'dan gördüm. Yani parasız diyor, yani ben film çektim, başarılı oldum, ödül aldım ama param yoksa benim itibarım yok burada diyor. İçim aslında diyor. Ve buna eşim göğüs gerdi diyor, beni taşıdı diyor. Bu da çok önemli bence adamın hayatında. Öyle yani, hiçbir şekilde de taşradan çıkamamış, o değil il merkezine, küçük bir beldede yaşamını sürdürmüş ve yeteneğin fışkırdığı ve onu ne yazık ki tek uzun metrajda görebildiğimiz bir yönetmen olmuş. Çok güzel bir şekilde özetledin. Bir de yani filmin kendisinden ziyade Ahmet Uluçay'ın tutkusu insanları çekiyor. Yani film güzel bir film. Sen kendin de dedin, yani biz şaheser demeye gerek yok. Ama yani kendi içinde bütünlüklü ve yani yüksek bir potansiyeli hissettiren bir film. Ve işin ilginç tarafı aslında planlanmış bir film de değil. Bambaşka bir uzun metraj projesi var. Arada bunu yapabilme fırsatı buluyor ve eski yaptığı filmler üzerinden, eski anlattığı hikayeler üzerinden bir şeyleri toparlayıp karpuz kabuğundan gemiler yapmayı gerçekleştiriyor. O yüzden zaten merak uyandırıyor biraz da. Yani bu adam tam olarak neymiş, neler yapabilirmiş, nelere kapasitesi varmış. İzleyen olarak ben de bunu merak ettim ama işte erken vefatından ötürü çok fazla bir yorum yapılamıyor. Yani yazdığı ve basılmamış romanlar olduğu biliniyor. Eşi şu an hala eşinde duruyormuş o baskılar. Hatta senaryolar da hazır duruyormuş. Ama yani senin de dediğin gibi taşrada aslında böyle üretken insanlar var ve o lokalde kıymet de biliyorlar. Ama bu insanlardan farklı olarak benim Ahmet Uluçay'da fark ettiğim güçlü de bir, garip gelecek senin dediklerinden sonra ama güçlü de bir karizmaya sahip olması. Çünkü Optik Düşleri seyrettim, Egzorsiz'i seyrettim, birkaç tane daha yaptığı kısa filmi seyrettim. Mesela her zaman o Tavşanlı Köyü'ndeki aynı ekiple bu filmleri ürettiğini gördüm. Yani bir kemik kadrosu varmış bu adamın. Bunlar hep çocukluk arkadaşları. Bazen süpervizör diye geçiyor, bazen yapımcı diye geçiyor, bazen kameraman diye geçiyor. Yakın arkadaşlarını bir şekilde bu konuda organize etmeyi başarmış ve vefatından sonra da bu insanlar pek öyle sinema tutkularını devam ettirememişler. Ben mesela bu filmdeki çocuk oyunculara, yetişkin oyunculara falan da baktım. Bir tane karakter, Boncuk Yılmaz, sadece bildiğim kadarıyla profesyonel olarak sürdürüyor. Onun dışında herkes karpuz kabuğundan gemiler yapmak ile
uzun metraj sularını atlamış ve daha sonra şey etmiş, geri çekilmiş. Mesela kendi yeteneğinin yanında o birleştirici bir karizması olduğunun da göstergesi bence Ahmet Uluçay'ın. Dondurmam Gaymak box office'e falan da oynadı baya. Yani baya para kazandı ve oyuncusunu, ekibini biraz daha öyle başka projelere yönlendirebildi oradaki şöhret. Bu film biraz daha öyle daha küçük bir kitle tarafından, İngilizce'de denir ya cult following, yani belli bir ufak hayran kitlesi tarafından sarılıp sarmalanmasını sağlamış. Güzel de olmuş. Bu 10 senelik kısıtlı zamanda üretilen şeyleri sinema camialarının verdiği değer o kadar yüksek ki, açıkçası ben de şeye çok sevindim. Yani entelijanstan gelmeyen, taşrada büyümüş, kendi kendini geliştirmiş bir insanın ve bir insanın hem böyle bir işe girmesi hem de çevresini örgütleyerek bir şeyler üretebilmesi büyük bir başarı. Ve yani entelijansın buna burun kıvırmaması, sahiplenmesi, hatta böyle usta seviyesinde görmesi de büyük bir başarı. Yani bu hala en başta dediğim Uluçay'ın tam tasvir edemediğim karizmasından kaynaklanıyor. Bir şekilde bu kısıtlı 10 senelik üretim döneminde o karizmayı böyle etrafı ışık saçar gibi saçmayı başarmış yani. Hatta bence o yüzden de ölümünden sonra Gülis Sağlam olması gerekiyor. Bir belgeselci Tepecik Hayal Okulu diye bir belgesel yapıp Ahmet Uluçay'ın hayatını dokümante hale getirmiş. Ama ben bunu bulamadım mesela. Çok seyretmek istedim. Anca bir tane fragman parçası bulabildim. Bazı röportajlar bulabildim. Ama yani yarattığı bir efsane var yani. Bu adamı merak et, yani kendini merak ettirecek bir iz bırakmış. Evet, ben şey sorayım öncelikle. Bu bir tane daha uzun metraj film çekerken vefat ediyor. Ya yani, ama bu arada çekimlerinde bir kısmı yapılmış. Bu filmin akıbetini biliyor musun? Ulaşabildin mi? Neden vizyon yüzü görmemiş? Neden tamamlanamamış? Bildiğim kadarıyla zaten çekimlerin ortasında bu tedavi süreci başladığından çekimlerin bir kısmını yani Almanya'dan destekli iş arkadaşları, yani Almanya'dan bir prodüksiyon ekibi giriyor. Onlar yapmaya başlamış. Ahmet Uluçay galiba son hallerini görememiş bile yani. Benim anladığım kadarıyla işte bir noktadan sonra da bu ölüm haberiyle falan da herkesin pili bitiyor bir noktada. Yani şey edemiyorlar, yani üretimin son kısmını atlatamıyorlar. Bir de yani çekimin yapıldığı dönem bu HD kameraların daha yeni yeni yayılmaya başladığı bir dönem. Muhtemelen daha böyle daha analoğa yakın tipte kayıtlar alınıyor. O yüzden belli bir zaman geçtikten sonra da bu film kayıtları artık çöp oluyordu diye tahmin ediyorum. Yani kendiliğinden kayıt film statüsüne oynamış bu film anladığım kadarıyla son dönemde. Bir de şey söyleyeyim, niye bu kadar değerli bu adam, niye öyle geliyor? Bir kere ilk uzun metraj olarak çok, yani şu ana kadar bahsettiğimiz gibi çok gelecek vaat ediyor. Ve ben şöyle bir şey oturtmak istiyorum. 90 sonrası Türk sinemasında bence ekol olarak olmasa da tarz olarak, yarattığı etki olarak iki tane adam var. Bir Zeki Demirkubuz, bir de Nuri Bilge Ceylan. Yani bu adamların da ilk filmlerini biliyorum. İşte Zeki Demirkubuz, C Blok, 94 senesinde. Bu filmden 10 yıl önce. Nuri Bilge Ceylan'ın Kasaba filmi. O da 98 zannedersem. Bu da bu filmin gösterime girmesine 6 yıl önce, ki çekim zamanları senin dediğin gibi ise zaten çok yakın zamanlarda çekime başlamış. Şimdi bu iki adam var. Zeki Demirkubuz'un tarzı da belli. Nuri Bilge Ceylan'ın da tarzı belli. Ve ilk filmleri şey değil. Evet, beğenilmişti ama benim açımdan en azından bu adamın filmi kadar parlak değil bence. Bu kadar ışıltılı değil. O potansiyeli taşımıyordu yani. Sonra ikisi de tabii çok üzerine koydu. Türk sinemasının klasiklerine imza attılar. Ama şöyle bir şey oldu. Zeki Demirkubuz'un filmleri sert filmler. Genelde şehirli filmler. Nuri Bilge Ceylan daha taşraya yönelik hikayeler yapıyor. Kendisi de taşradan çıkma bu arada, Nuri Bilge Ceylan'dı. Tabii taşradan çıkıp üniversite eğitimi görmüş versiyonu. O da küçük bir yerden, Çanakkale'nin bir ilçesinden yetişme. O da daha çok taşra hikayeleri, işte varoluş sancılarıyla ilgili filmler çekiyor. Bence bu adam da devam etseydi Türk sinemasının üçüncü adamı olacaktı 90 sonrasının.
O potansiyeli görüyorum. Bu adamlar çok etkili, Zeki Demirkubuz etkiledi. Bir sürü Zeki Demirkubuzcuklar çıktı. Nuri Bilge Ceylan aynı şekilde. Bir sürü taşla da film çekiliyor. Fazlasıyla çekiliyor. Hatta karikatürlere de konu oluyor bazen bu durum. Çok gerçekçi bu arada film yani. Diyaloglar falan çok iyi bence. Çok iyi yazılmış diyaloglar. İnsanların tepkileri çok iyi. O yüzden havada kalmıyor zaten. Oyunculuklar o yüzden biraz iyi. Oyuncu yönetimi de çok iyi. Biraz daha mı şu olabilir de evet yani ekonomik olarak, sosyal olarak, politik olarak giderek insanların mutsuzluğa battığı bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki. Ya bu adam yani değerlerini yaptığı çok değerli tabii ki ama Seren Yüce mesela onun da yaptıkları çok değerli. O tarz filmler de olması lazım ama bence bir de böyle bir damar olabilirdi. Bu adamın elde ettiği başarılar, elde edeceği başarılarla. Ne yazık ki olumlu olan böyle insana bütün işte hayattaki olumsuzlukları gösterse de yaşama şevki veren, hayata tutunmasını sağlayan umut vari filmler, umut aşılayan film kanalı bence kesik Türkiye'nin. O kalmadı ne yazık ki. Bu adam olsaydı ben o kanalın da işleyeceğini düşünüyorum. Ya çok şey sulu zırtlak komediler var ne yazık ki. Yani çok az böyle feel good movie diyebilirim. Kendini iyi hissedebileceğin film sayısı Türkiye'de üretilen o kadar az ki. Bilmiyorum yani onu geçebilir mi? Bu tarz film izlemek isteyince direkt Ertem Eğilmez filmlerine dönüyor insanlar doğal olarak. Çünkü yeni üretim yok. Bu konuda var mı söylemek istedik? Ben aslında karpuz kabuğundan gemiler yapmayı o kadar da feel good bir film olarak görmedim. Hatta finali gayet hüzünlüydü. Ahmet Uluçay'ın kendisi de pek çok hastalıktan muzdaripti, epilepsiden de muzdaripmiş ve o filmdeki bir tane deli karakter de mesela işte çocuklar kendi film makinelerini yapmaya çalışıyorlar. Bak bunlar resimleri canlandırıyor diye deliyi de kandırıyorlar. Yani kandırmıyorlar da oradan tavlıyorlar. Deli de aşık olduğu kadının resmini getiriyor. Bunu da canlandırın diyor. Buna bayağı hüzünlü anlardı bence Emre. Yani böyle hiç de feel good diyemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Coming of age sineması denilen, büyüme sineması denilen, edebiyatta Bildungsroman'a romana denk gelen, işte böyle bir gelişen karakteri içinde barındıran bir gençlik filmi algısı bizde pek oturmamış. Belki senin o da feel good movie olarak tasvir ettiğin şeyi ben böyle anlıyorum. Çünkü 14-15 yaşında bir çocuğun ilk aşkını yaşaması, yani kendinden büyük ablaya aşık oluyor orada. Rejisör olsam bu kadın benim olsa düşünceleri kuruyor. Hikaye ne kadar buruk bir sona gidecek olsa da o duyguları yaşama sürecini tekrardan hissettirmesi açısından bence olumlu bir film ve bizim böyle filmler yapma konusunda bir damarımız hiçbir zaman olmadı. En fazla benzer yapıdaki filmleri bu işte yeni sinemacıların bizim eski programlarda konuştuğumuz takvasında çoğunluğunda zorlayarak bulabiliyoruz. Yani bir erkek karakterin gelişim ya da gerileme sürecini ve yaşadığı ne derler çatışmaları barındıran hikayeleri gene bu filmden sonraki dönemde biraz bulabiliyoruz. Bu film gerçekten en saf haliyle 14-15 yaşındaki köydeki delikanlıların hayalleri üzerine kurulu bir film olmaya çabalıyor. Pek çok açıdan değerlendirilebilir. Bizim acaba gerçekten köy gerçekçiliğini sunma kabiliyetimiz ne? Köy hikayesi sunma kabiliyetimiz ne? Yani çünkü aslında bayağı da karpuz kabuğundan gemiler yapma noktasına gelene kadar aslında bayağı bir köy sineması vardı hayatımızda ama hiçbirinde böyle hisler almadık. Bu adam kendinden önceki 80 senelik yerli sinemanın veremediği neyi verdi diye düşünmemiz gerekiyor bence. Güzel bir film ama potansiyeli üzerine hayal kurmak, yani bu yönetmen yaşasaydı neler yapabilirdi diye düşünmesi filmin kendisinden bazı noktalarda daha cazip geliyor. Ben de aynı tuzağa düştüm diyeyim. Ben bunu tuzak olarak değerlendiriyorum biraz. Ve şeye çok emin olamadım. Bu filmin aslında Ahmet Uluçay'ın sinemasını net yansıtan film olup olmadığına çok emin olamadım. Çünkü kısalarını seyrettiğimde mesela onlar çok daha kapalı
filmler. Yani çok daha seyirciden düşünsel enerji talep eden, yani talepkar filmler aslında. Bu film onlara kıyasla çok daha seyredilebilir bir film olmuş. Yani bu film zaten Optik Düşler isimli ilk yaptığı kısa filmin uzun versiyonu olarak sunuluyor. Ama Optik Düşler'i seyrettim ve ben açıkçası yanımda bir kılavuz olmasaydı neyin ne olduğunu o an anlamazdım. Bu da önemli de değil. Yani bazı sanatçılar işte seyircisinden bir şey istediğinden onu keşfetmenin de ayrı bir hazzı vardır. Ama mesela öyle kolay bir yönetmen olmayacakmış aslında. Bu filmi Doğru. biraz saha açabilmek için kolaylaştırmış. Güzel de olmuş. Yani ben açıkçası o açıdan şeyi merak ediyorum. Bu yarıda kalmış olan filmin keşke kopyaları etrafta olabilse acaba bu filme ne kadar benziyor? Ya da kısalarına ne kadar benziyor? Bu benim daha çok merak ettiğim bir soru oldu. Sen bir şey diyecektin. Bu şey var, kısa filminden etkiler şu şekilde var. Filmde işte karanlıkta, gölgelerde, İşte türbeye giden kapalı yoldaki çekimler, kapalılık zaten kısa filmleri tarzında. Oldukça kapalı bir anlatımı var orada. Yarıda kalan uzun metrajsa yine bu tarz bir hikayeydi bildiğim kadarıyla. Çok uzaklaşmayacaktı bu anlatımdan. Şeye katılmıyorum, yani senden farklı bakıyorum. İyi hissettiren bir film bence, ama Türk tipi iyi hissettiren bir film. Çünkü işte Ertem İlmez filmleri örneğini verdim mesela. Orada da hiç iyi şeyler olmuyor. Sürekli bir iyi olan olaylar yok. Hep bir hüzün barındırıyor. Hep altta bir hüzün var aslında orada. Ama şöyle bir durum var. Hüzünlü şeyler oluyor, zorluklar oluyor. Ama bir şekilde yola devam ediyor insanlar. O yüzden kendini iyi hissediyorsun. Yani Türkiye'de çünkü başka şekilde kendini iyi hissettirecek film çekme ihtimali yok. Çünkü çok düşük bir azınlık harici zorlukla karşılaşmadan yaşamını sürdürebilen insan sayısı yok yani. Maddi manevi çok zor bu ülkede yaşamak. Dolayısıyla da bizim iyi hisset filmlerimiz de senaryosunda çeşitli zorluklar barındıran, ama bu zorlukların da üstesinden gelip bir şekilde hayatın devam eden insanların hikayesi oluyor. O yüzden ısrarcıyım bu konuda. Bu konuda katılıyorum. Yani ben bu konuda işte katartik bir mutlu sona ulaşmamasından ötürü kafamda feel good şablonuna tam oturtamıyorum. Mesela örnek verdiğim Sinema Paradiso bu amacı bir ya başında onun mühendisliğiyle yola çıkmış bir film. Bu arada yani ben kendim bu benzetmeyi yaptım sanıyordum da az önce baktım. Yani sinema araştırmacısı Seçil Büker de karpuz kabuğundan gemiler yapmayı Sinema Paradiso'ya benzetmiş zamanında. Çünkü yani gerçekten bir şekilde ilham vermiş yani Ahmet Uluç'a. Şey konusunda da ben ısrarcıyım. Yani bu filminin ödenek sağlayabilmek, geniş kitlelere erişebilmek için daha kendi anlatım diline kıyasla basitleştirilmiş bir film olduğu konusunda da ben ısrarcıyım. Çünkü işte Optik Düşler gerçekten Tavşanlı Köyü'nde bir David Lynch büyüyormuş da haberimiz yokmuş dedirten bir film. Ve hepsi biraz da imkansızlıktan ötürü böyle nitelikli ama kopuk sahnelerden oluşuyor. Ve şu konuda da hakkının yenmemesi gerekiyor. Her bir planı için bu adam gerçekten bayağı uğraşmış, çevresini de uğraştırmış. Yani imkansızlıklardan bazı şeylere kıstığını insan anlayabiliyor ama yani kendi kendine şeyleri öğrenmiş. Kurgu teknikleri öğrenmiş, geçişler öğrenmiş. Hatta bu filmde de yani çevredeki doğal hayatı kullanma kalitesi çok iyi. Kedinin mesela filmle oynadığı bir sahne var. Eminim ben 20 kere falan orada o sahneyi çekmiştir o adam. Yani o kadar doğal o anı yakalayabilmek için. İyi anları çok seven bir adam ve bunun için bunu biraz da mistik bir şekilde anlatmayı da seven bir adammış belli ki yaptığı kısa filmlerden anladım. Şu anda da mesela yurt dışında insanlar bu analog filmlerini keşfettiklerinde çok hoş kasvetli bir Orta Doğu atmosferi yakalayabilirler. Bundan beslenirler de. Mesela şu an aslında bu tip üretim Avrupa'daki, Amerika'daki bağımsız art house korku işlerinde falan çok tutuyor. Ve yani bu kadar belli bir kaçış edebiyatı alanına indirgemek de istemem ben Uluçay'ı ama yani bu anlatım tekniğini şu an insanlar üretebilmek için analog horror denilen türde gerçekten çok büyük çaba sarf ediyorlar.
Bilmeden aslında 30 sene evvelden çok güzel işler çıkarmış bu alanda. Ve yani kim bilir işte defterlerinde, notlarında falan daha keşfi bekleyen ne kadar çok şey var. Ama onlara da pek erişeceğiz gibi gözükmüyor. Bir de yani şeyi de ekleyelim yani Kütahya'da ufacık bir köyde aslında bayağı muhafazakar dokunun hakim olduğu bir dünyada bunları üretmeye çalışmış. Ya bazı denk geldiğim şeyler beni de çok etkiledi Emre. Yani mesela bir yandan ya eşi en çok yardım eden insan kendisine ama ne bir röportaj vermesine izin veriyor ne bir ekrana çıkmasına izin veriyor eşinin. Çünkü biliyor yani ailenin başına geleceği biliyor. Yani o küçük yerde 5 dakikalık şöhretin ya da iyi hissin peşinden gelecek dedikoduları falan görüyor belki de. O yüzden aslında çok sert bir şekilde ailesini ekrana karşı kapatıyor ama yegane ödül töreninde de bu film aslında karımındır yani Evet. eşimindir bu film diye de hakkını teslim ediyor. Bu filmi eşim Ayşe'ye adamıştım. Bu ödülü de onun adına alıyorum. Belki sinema yapmak için onu yani buradaki birçok insanın tanımadığı bir yoksulluğun içine ittim. Yalnız da sinema yapayım diye. O benim her şeyime katlandı. Büyük yönetmenim. Bunlar çok doğal şeyler. Yani insanlar böyle gri durumlara bizim toplumumuzda özellikle zorla düşürülüyorlar. Yani bir yandan karını gerçekten ekrana çıkarmama durumu ama bir yandan da tüm krediyi ona verme. Ya açıklayamadım ama yani öyle gri durumlara insanları düşürüyorlar ve o gri durumlara bence kendi bu uzun metraj işinde de güzel yansıtmış. Yansıtabildiği kadar o doğallığı güzel vermiş. Filmin mesela müzik kullanımında biraz bir zorlama durum vardı. Beyaz giyme poz olur muydu o türkü? Evet, İşte evet. o türkünün çok yoğun bir kullanımı var. Filmin kendi sinematik kuvvetine yakışmayan bir yoğun kullanım var. Açıkçası herhalde orada bazı teknik sebeplerden orayı doldurmak zorunda hissetmiş. Çünkü kendisi bence o kadar da şuraya müzikle kapatalım diyecek bir adam değilmiş yani. Diyorum onun dışında ama baştan sona seyrettiğim şeyden çok memnunum. Önerin için tekrar tekrar teşekkür ederim. Sinemasal anlatımı çok yüksek ama çok geniş kitlelerce izlenebilecek filmler üretme potansiyeli olan biri olarak ben yol çizdim kendisine. Öyle tahayyül ettim. Yiğit ise Art House korku filmleri çeken bir yönetmen olarak tasvir etti. Şunu da söylemem lazım. Ne Yiğit'in ne benim tasvir ettiğim yaşasaydı ne olurdu acaba diye düşündüğümüz senaryolar. İkisi de oldukça gerçekçi bence. İkisi de olabilir. Çünkü öyle bir potansiyeli barındırıyor bu adam. Barındırıyordu. O yüzden çok heyecanlandık. O yüzden bu kadar da üzülüyoruz işin açıkçası. Aslında bir açıdan da şeyi düşündüm. Biz Bandırma Füze Kulübü'nü bize önerdiğinde nasıl bir motivasyonla seyretmiştik? Yani aslında küçük yerlerde insanların bir şeyler üretebildiğini ve bunun bir şekilde destek gördüğünde çok güzel filizler verebileceğini gösteriyordu film bir açıdan. Yani bunu iyi bir Doğru. şekilde göstermiyordu ama alt metin böyle bir şeydi. Bu filmi seyrederken biraz ben onu da düşündüm. Yani aslında bütünlüklü bir şekilde pek çok insanın girdiği ama öyle ya da böyle pes ettiği bir yolun tamamlanabildiğini gösteriyor bu film. Ve yani ben şeyi biliyorum yani kendi çevremde de alemin çevresinde de bir dolu Anadolu'da pek çok şey yapmak isteyen insan var. Yetenekli insan var. Kendini geliştirmeye uğraşan, adamış insan var. Ve bunlar bir şeyler de üretiyor. Ama yani çok azı öyle ya da böyle destek bulup tamamlayabiliyor işte. Yani şu an aslında biz bilmiyoruz ama yani civar köylerde muhtemelen bir dolu tamamlanmış kitap var. Öyle ya da böyle çekilmiş kısa metraj filmler var. Bitirilmiş tablolar var. Yani insanlar aslında sanatla etkileşime geçip bunun parçası olmak için bayağı efor sarf ediyorlar. Yani bayağı insan var böyle. Ama işte biz bunların şehirde entelijans olarak çok azından haberdarız. Bir şekilde aslında tüm bu badireleri atlatıp Ahmet Uluçay'ın filmografisiyle ve bu en sondaki uzun metraj filmiyle yani bizim kültür havuzumuza dahil olabilmesi bence gerçekten çok zor bir sınavmış ve bunu vermiş olması da beni sevindirdi açıkçası. Yani ben bunu kıyıda köşede bir şeyler yapmaya çalışan ve kendi kuyruğunu
kovaladığını düşünüp vazgeçmiş pek çok insana gösterebilirim. Hatta belki göstermeliyim. Çünkü işin sonunda gerçekten başka kontekstlerde kendini hakir görecek insanların hepsine hoca dedirtmiş bir adam. Yani ve bunu 10 senelik bir zamanda yapmış bir adam. O yüzden yani büyük saygıyı hak ediyormuş. Yani seyrederken pek çok şey düşündüm. Ama yani hiç en azından sapmamam gereken düşüncenin bu olduğuna karar verdim filmin sonunda. İmkansızlıktan bir şeyler üretmeye başlayıp arada bırakmış insanları tekrardan motive edebilecek bir film. Hem anlattığı hikaye bakımından hem de varoluş hikayesi, arka planı açısından. Ya öncelikle selam yollayalım buradan. Bu filmin yapımında başta eşi olmak üzere emeği geçen herkese tekrar sevgilerimizi yolluyoruz. Teşekkür ediyoruz böyle bir filmi hayata geçirdikleri için. Onun dışında bu filmin ilham olması dileğiyle diyorum. Yani boğulmuşluk hissiyle artık bir şey üretmekten uzaklaşan, başka yönlere savrulan ve suçluluk hissiyle sürekli bu üretememenin verdiği sızıyla yaşayan insanlara ilham olması dileğiyle umarım bu insanlar da üretimlerini bir şekilde paylaşabilirler, duyurabilirler. Okuyucusuyla, dinleyicisiyle, izleyicisiyle buluşabilirler, buluşturabilirler eserlerini. Biraz Ahmet Uluçay'ı da anma programı gibi oldu. Dediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım Utku'nun da hoşuna gider bu program kaydı. Umarım da üzülür. Keşke katılsaydım diye hayıflanır. Neyse, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet, müthiş bir sohbetti. Emre de hani keşke burada olsaydı demiş. Ben de buraya ekleyeyim dedim. Videonun montajını yaptığım için ben de bu şansı kullandım ve videonun sonuna kendimi eklemiş oldum. Müthiş bir sohbet. Yani ben çok keyif aldım sohbeti dinlerken. Bir de tabii montajını yaparken defalarca dinlemek durumunda kaldım ve daha da sevdim. Her dinleyişte daha fazla sevdiğimi söyleyebilirim. Siz değerli izleyicilerimize de hani tavsiye ederim. Bu birkaç kere izleyebileceğiniz videolardan bir tanesi bence. Çünkü oldukça detaylı şekilde ele almış iki dostum da. Emre'nin özellikle feel good sinema tespitine katılıyorum ben. Yani benim de gerçekten filmi izlediğim zaman aldığım enerji o oldu. Ahmet Uluçay da zaten sohbetlerinde hani bir çocuk saflığıyla bu filmleri yapmaya çalıştığını bahsetmiş. O yönden baktığım zaman da zaten tamamlayıcı bir unsur oluyor. Onun dışında dediğim gibi yani filmde benim ekleyeceğim çok fazla bir şey, film üzerine daha doğrusu benim ekleyeceğim çok fazla bir şey yok. Yani hem Yiğit'e hem Emre'ye çok teşekkür ederim. Süper bir sohbet olmuş. Ben de sayelerinde bir sürü şey öğrenmiş oldum. Bir dahaki videoya hep beraber olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.